Seyyid Sabık, Fıkhü Sünne isimli kitabıyla tanınan Ezher alimi. Mısır'ın Menufiye bölgesinde yer alan Bacur yerleşim birimine bağlı İstimhak köyünde dünyaya geldi. Kur'an-ı Kerim'i hıfz ettikten sonra Eser'e intisap etti. Orta öğretim, lise ve üniversite eğitimini Eser'e bağlı okullarda aldı. 1947 yılında yine Eser Üniversitesi'nden İslam Hukuku Alimiye derecesi elde etti. Daha sonra aynı üniversiteden en yüksek ilim payesi sayılan El İcaze aldı. Eser'e ve Mısır Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı lise seviyesindeki okullarda öğretmen olarak çalıştı. Eser'de ve Amr bin As Camii'nde vaizlik yaptı. Seyyid Sabık ilk gençlik yıllarında Eserli Selefi alim Mahmud Hattab Es-Sübki'nin faaliyetlerine iştirak etmiştir. Daha sonra Hasan el-Benna ile tanıştı ve zamanla İhvan-ı Müslimin hareketinin en faal üyelerinden biri oldu. Yazı hayatına haftalık El-İhvan-ı Müslimin dergisinde hadis fıkhına dayalı kaynaklara dayanarak hazırladığı taharete ilişkin yazılarla başladı. Daha sonra El-Mebahisül Kazaiye ve Et-Dava gibi dergilerde yazılar neşretti. Yine Mısır'da irtibat halinde olduğu Cemaat-ü Ensari Sünnet-i Muhammediye isimli Selefi Hareket'in Et-Tevhid isimli dergisinde yazıları yayınlandı. Seyyid Sabık, 1948 yılında bir tıp öğrencisi tarafından suikasta uğrayan Mısır Başbakanı Nukraşi Paşa'nın ölüm fetvasını verdiği iddiasıyla yargılandı. Bu nedenle dönemin bazı gazetelerinde kan müftüsü olarak anıldı. İddianın doğru olmadığı anlaşılınca beraat etti. İhvan-ı Müslimin lideri Hasan el-Benna'nın 1949 yılında suikasta uğramasından sonra başlayan kapsamlı tutuklama hareketleri içinde İhvan-ı Müslimin'in bir takım ileri gelenleriyle birlikte gözaltına alındı ve hapis yattı. 50'li yılların sonlarından itibaren Efkaf Bakanlığı'na bağlı çeşitli birimlerde müdür olarak çalıştı. Bir süre sonra atanan yeni bakanla anlaşmazlıklar yaşadı ve Eser'e döndü. İhvan-ı Müslimine yönelik baskılar artınca Suudi Arabistan'a gitti. Melik Abdülaziz ve Ümmül Kura Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde çok sayıda teze danışmanlık yaptı. 1989 yılında Hüsnü Mübarek tarafından imtiyaz madalyasıyla ödüllendirildi. 1993 yılında Fıkhü Sünne isimli eseri Kral Faysal İslam Hukuku Araştırmaları ödülüne layık görüldü. Ümmül Kura Üniversitesi'nden 1997 yılında yaş haddinden emekli olan Seyyid Sabık Mısır'a döndü ve 2000 yılında 85 yaşındayken vefat etti. Doğduğu köy olan İstinha'da defnedildi.